Diksiyon nedir? Neden gereklidir? Diksiyon, söz söyleme sanatıdır. Doğru, güzel ve etkili konuşma. Bu üç kelime mutlaka olacak tanımda ve bu sırayla olacak. Doğru, dilin en doğru şekliyle öğrenilmesi ve kullanılması içindir. Güzel, bu öğrendiklerimizi güzelleştireceğiz, renklendireceğiz sesimizle, vurgumuzla ve etkili. Bütün bu yaptıklarımızı karşı tarafa aktaracağız. Yani tamam her şeyi öğrendim, teori hazır. Peki pratikte neler yapabiliyorum? Yaptığım tecrübelerle, aktivitelerle bunu karşı tarafa aktaracağım. Demek ki diksiyon doğru, güzel ve etkili söz söyleme sanatıdır. Diksiyon kursunun içeriği nedir? Şimdi diksiyon kursu yerine göre değişiyor, süresi yerine göre değişiyor. İçeriği aynı, süre kısaysa eğer bunu daha kısa sürede yapıyoruz, daha hızlı ilerleyerek. Ama elimde benim uzun bir süre varsa daha yayarak yapıyorum. Pek çok kurs merkezinde çalıştığım için ve pek çok farklı insan, şimdi gündüz vakti olan insanlar var, sadece akşam gelebilen, sadece pazar günü gelebilen insanlar var. Herkese göre benim bu süreyi ayarlamam gerekiyor. Yani en kısa yaptığım kurs ortalama 16 saat, en uzun yaptığım 144 saat. Ama öyle bir şey ki bu bir yılda sürebilir. Yani devletin bize verdiği saat 144 olduğu için o şekilde yapıyorum. Ve içeriği de dilden başlıyoruz. Dil nedir, önemi nedir, detaylar, terimler. Sonrasında solunum, doğru konuşmak, doğru nefes almakla başlar. Nefes almayı öğreniyoruz. Sonrasında bu nefesi sese dönüştürüyoruz. İnsanın bir ses aralığı vardır. Bunları inceliyoruz. Sesli harfleri inceliyoruz. Türkçenin yazılış, okunuş farklılıklarını detaylandırıyoruz. Yeryüzünde hiçbir dil tam olarak yazıldığı gibi okunmaz. Neden böyle ve Türkçenin kuralları neler? Bunları öğreniyoruz. Tekerleme okuyoruz. Sonrasında kelimeler üzerinde duruyoruz. Kelime dağarcığımız da çok önemli. Kullandığımız kelimeleri doğru şekilde kullanmamız da önemli. Harfleri, sesleri, geçişleri, öyle bir kelime gerçekten var mı? Bunları detaylandırıyoruz. Sonrasında cümle konusu var. Mesela ulama, vurgu, tonlama, ezgi, bu konular, pek çok cümle seslendiriyoruz. Sonrasında beden dili konusunu işliyoruz. Oturduğunuz yerde bir zamandan sonra okumaya, anlatmaya başlıyorsunuz. Bir de bunu burada yapmak var, topluluk karşısında. Bir sürü canlı göz size bakarken düzgün nefes almak, işte düzgün cümle kurmak, bunların üzerinde duruyoruz. Eğer zamanımız varsa metin yazmaktan tutun da iletişim, protokol, görgü, nezaket kuralları, satışta beden dili ve iletişim, bunları detaylandırabiliriz. Ne kadar zamanımız varsa o kadar çok konu ekleyebiliriz ve bunların uygulamalarını çoğaltabiliriz. Ama genel hatlarıyla bu şekilde. Günlük egzersizler nelerdir? Şimdi diksiyonun en zor kısmı çok uzun vadede dönüş alıyor olmamız. Çünkü belli yaşta başlıyoruz ve kemikleşmiş hatalarımız var. Doğrularını öğreneceğim, bunların yerlerine ekleyeceğim, yanlışların yerine doğruları ve bunu alışkanlık haline getireceğim. Bu hemen olmuyor tabii ve kolay olmuyor. Ne yapıyoruz? Adım adım, adım adım iyice meseleyi anlayarak ilerliyoruz. Sonrasında uygulamalarla iyice oturtup günlük hayatımızda bunu rahat kullanmaya başlıyoruz. Önemli olan alışkanlık haline gelmesi. Bu bir yılda da olabilir, 10 yılda da olabilir. Hiçbir net bir süre veremem. Kişiden kişiye göre değişir. Her gün ağız egzersizlerimiz var. Dil kaslarımız, çene kaslarımız güçlü olacak ki bizim kontrolümüze geçsin ve istediğimiz bütün sesleri net olarak ağzımızda oluşturabilirim. En temel egzersizimiz UX. Ağzımızı iyice uzatıyoruz. UX, UX, UX. Arka arkaya hızlı yapıyoruz. Sonrasında her sabah 10 kere sağ, 10 kere sol dil çeviriyoruz. Dişlerin önünden. Sonrasında dilimizi çiğniyoruz. Böyle ağzımızda bir şey varmış gibi dilimizin tamamını bir müddet çiğniyoruz. Böyle böyle bunlar üst üste ekleniyor, ekleniyor ve kaslarımız güçlenmeye başlıyor. Başlarda bu sizi çok yoracak. Dilinizi çevirirken ense kökünüz ağrıyacak. Çünkü kaslarınız şu anda gevşek, diliniz yayvan bir şekilde duruyor. Biz bunları yaptıkça yaptıkça dil sizin kontrolünüze geçecek. Zaten istediğimiz de bu. Her gün bunları mutlaka yapıyoruz.
Her gün diyafram egzersizi yapıyoruz. Okuyabildiğimiz kadar tekerleme okuyoruz. Her gün 15 dakika sesli okuma yapıyoruz. Kitap, gazete, dergi fark etmez. En az haftada bir sesinizi kaydedip dinliyoruz. Şimdi bu neden? İnsanın sesi kendine başka gelir, dışarıya başka gider. İşte o dışarıya giden ses gerçek olan. Ve bu sesi genelde insanlar beğenmez. Ama o sese alışıp o sesi çalıştırmamız lazım ki yaptığımız bir işe yarasın. Çünkü öbür sesi sadece biz duyuyoruz. İşte bunu da ses kaydıyla yapabiliyoruz. Ayrıca ilk günden itibaren devam eden günlerde o kayıtları tutarsak nereden nereye geldiğimizi de gözlemlemiş oluruz. Ben bir kayıt yaptım. Bir ay sonra aynı yeri bir daha okudum. İki ay sonra bir daha okudum. Bakacağım ne değişmiş, hala ne eksik var. Bunu ancak kayıt altında tutarak belirli bir şekilde anlayabiliriz. O yüzden diksiyonumuzun düzelmesini istiyorsak bir hedef belirleyeceğiz ve her gün bunun için zaman ayıracağız.